Şimdi sevgili seyirciler, Sena bir kaybını aramak üzere gelmedi. Kendisi kayıp ve ailesi tarafından aranıyor. Yani biz bu durumda Sena'yı arayanları arıyoruz. Doğru mu? Evet, doğru. Sen kayıpsın. Evet. Evlisin. Evet, evliyim. Ailen, kocan seni arıyorlar. Evet. Ama sen buradasın. Evet. Ne zaman evi terk ettin? Ne zaman evi terk ettim? Birkaç gün önce. Birkaç gün önce? Evet, birkaç gün önce terk ettim. Yıldırım abinin yanına sığındım. Kim bu Yıldırım abi? TikTok'ta tanışmıştım. Onun yanına sığınmıştım. İşte bana yardım etti. Ben de size başvurun, işimden boşanmak istiyorum. Yani evi terk eden sensin. Kayıp olan sensin. Kayıp olduğun halde buraya kendin geliyorsun. Evet. Peki aslında ben kayıp değildim. O kendi eşim varmış. Eşin vermiş. Evet. Sen kayıp değilsin. Sen nerede olduğunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Bunun sen... Şimdi sen nerede olduğunu biliyorsun da senin eşin ve ailen nerede ve kimin yanında olduğunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bu durumda ne oluyorsun? Kayıp oluyorum. Kayıp oluyorsun. Evet. Değil mi? Aynen. Ya evet. Onlar seni bulabilmek için nereye gidiyorlar ilk? Karakola gidiyorlar. Evet, karakola gidiyorlar. Ne diyorlar? İşte kocan diyor ki benim bir karım var. Ailen diyor ki benim bir kızım var. Kızım işte bilmem şu tarihten beri ortada yok. Bulunmasını istiyoruz diyorlar. İşte eşim de şiddet falan uyguluyordu bana. Beni dövüyor. Ben de baskıya gelemediğim için kaçtım. Çok içki içip beni dövüyor. Şiddet uyguladığı iddiası, yani iddia ediyorsun ve bundan dolayı da kaçtın. Peki şimdi senin tarihine bakıyorum. Aslında sen 26 Ağustos tarihinde evi terk ettin. Daha özel şeyle konuşacak mı orada? O yüzden sizinle Tamam, yayın dışında konuşuruz onları. Tamam. 26 Ağustos tarihinde hangi şehirde yaşıyordun eşinle beraber? Zonguldak, Ereğli. Zonguldak'ta. Hı. Çocuklarınız var mı? Var, iki tane. İki tane çocuğun var. Evet. 26 Ağustos tarihinde evi nasıl terk ettin? Nasıl terk ettim? Annemlere gitmiştim. Sabahsı da hastaneye giderek öyle gitmiştim. Hastaneye gidiyorum diyerek, aslında hastaneye gidiyorum demek bir bahane miydi? Öyleydi, evet. Gerçekte hasta mıydın? Ya aslında benim vardı da, aslında cilt hastalığım var benim. Kaşıntı, iğne vurdurmaya gidecektim. Yani serum falan gibi işte. Ben de ona olmadım. Ben de direkt öyle... Yani hastanede kontrol olmadın. Hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktın ve izini kaybettirdin. Evet. Evden çıkarken planladın mı gidişini? Planladım. Planladın. Evet. Kaç gün öncesinden? Bir gün öncesinden. Bir gün önce. Eşya hazırladın mı? Hazırlayamadım. Hazırlayamadım. Hazırlayamadın. Yanına para pul aldın mı? Almadım. Hiçbir şey almadın. Evet. Peki evden çıkarken, şimdi şiddet gördüğünü iddia ettin, bir evdesin. Evet. Kocan tarafından şiddete maruz kalıyorsun. O evin içerisinde sen bu şiddete maruz kalıyorsan iki tane de çocuk var. Çocukların kaç yaşında? Kız 7 yaşında, erkek de 5 yaşında. Onlar da aslında bu aile içi şiddete maruz kalan çocuklar değil mi? Evet. Onları yanına aldın mı? Almadım çünkü babasına düşkünler, bana gelmez. Çünkü çok onlar uzun bu mevzu anlatan. Onu da özel konuşalım diyorum. Tamam, onu da özel konuşalım. Çocukları almak istemedin. İstemedi, alakası yok da işte benim hep ne bileyim dışladılar. Beni o evde ne bileyim hep bir anne olarak görmediler, ne bileyim. Hep ittiler beni. 5 ve 7 yaşında bu çocuklar. Engelli olduğundan beni hep dışarı ittiler beni. Peki 5 ve 7 yaşındaki çocuğun seni dışladı. Hayır. Aile tarafından. Aile tarafından. Onlar babalarına düşkünler dedin. Evet. Engelin var mı? Var, gözden. Başka bir engeli yani görme engelin var. Psikolojik yani bir de hastalığın var. Şeyle ilgili mental bir raporun var mı? Ne var mı? Zihinsel engelin var mı? Zihinsel engel işte en gözden. Tamam. Yani yüzde atıyorum 70-79 görme engelin var. 79 evet. Peki zihinsel engelinle ilgili bir rapor var mı? Var. Zihinsel engelinle ilgili? Var. Var. Evet var, o da var. Peki psikolojik sıkıntıların da var? Evet var.
kriz geçiriyorum arada, sinir krizi. Arada. Yani psikolojik ve ruhsal hastalıklarım var. Evet. Ama o ruhsal hastalıklarınla ilgili bir zihinsel olarak bir engel raporun anladığım kadarıyla... Var. Var. Evet, o da var Esra. O da var. Esra ablacığım. Peki. Şimdi sen benden ne istiyorsun Senacığım? Onu özel konuşalım mı? Ama hayır. Eşim... boşanmak istiyorum eşimden. Boşanmak istiyorsun. Bıktım. Evden kaçarken... O TikTok'ta bulduğun Yıldırım abi diye bahsettiğin kişinin yanına mı gittin direkt? Evet. Zonguldak'taki evinden çıktın. Hangi şehre gittin? İstanbul'a gittim. Esenyurt. İstanbul'a. O kişi sana gel benim yanıma dedi mi? O bana aslında tam olarak bana gel dedi de evet gel dedi. Ben sığınmak için gittim ona çünkü güvendiğim için. Ben yanlış anladıysam Sena Hanım düzelsin. Eşinin yanından değil, siz annenizin evinden... gidiyorsunuz evet, değil evet, mi? Hülya, evet, evet. Tamam, hayır. O zaman... Aynı yerde yaşamıyorlar mı? Aynı yerde, memlekette yaşıyoruz. Hayır, hayır. Yani mesela sabah evdesin, kocanla beraberdi. Kahvaltı ettin, oradan annenin evine mi gittin oturmaya? Yok, bir akşam orada kaldım. Bir akşam orada kaldım. Öyle bir sabah oraya gittim. Peki, bu arada yani... Annesinin evi, hani günlük bir evet, şey. Şimdi yani ben de diyorum. Annenizin evinden kaçmasaydınız keşke. Şiddet yok orada. Ya işte o da... kardeşim beni istemiyor, sürekli dışlıyor beni sürekli, o da dışlıyor. Şimdi bir önemli bir telefonum var. Sena Karaboğan'ın eşi Mustafa telefon attığında. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Asya abla, nasılsın, iyisin ya? Çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Allah iyilik versin ablam sana. Allah iyilik versin. Ben Esra abla. Ben de engelliyim. Yani elimden ben de engelliyim. Ama hı-hı, sana bir şey diyeyim ablam. Ben hı-hı, aşkımı çok sevmiştim. Çok. Ben kaç günden beri bak bana kadın sığındım, kadın sığındım demişti ilk telefon konuşmamızda. Bak şimdi duyuyorsunuz işte Yıldırım Aslan diye kişinin elinden çıkıyor. Hı-hı. Ben buna buradan para gönderdim. Bana hesabıma taktı bu. Hı-hı. Sırf yani aşkım işte sıkıntıda kalmasın. Hı-hı. Yani mağdur olmasın diye para gönderdim iki defa. Yani bunları yaptığım halde bana yalan konuşuyor abla. Ben onu çünkü var ya canımdan çok seviyorum ben onu. Yani eşine ben şey... kadın sığınma evindeyim mi dedin? Öyle dedim. Evet yok. Evet öyle dedi abla. Öyle dedim, yalan söylemiyorum. Hı? Tamam öyle dedin. Niye öyle dedin? Korktuğum için. Korktuğun şiddet için. Şiddet uyguladığı için. Siz karınızı canınızdan çok seviyorsunuz. Kadın sığınma evinde olduğunu söylediği için ona maddi yardımda da bulundunuz. Peki evet Mustafa hocam, sormadın mı? Karıcığım sen evi niye terk ettin? Niye sığınma evine gittin diye? Dedim abla dedim. Bunu da dedim. Ya ben işte boşanmak istiyorum dedi. Ben bunu kaçmadan önce akşamsı taksiyle, ticari taksiyle annesini oraya bırakmıştım. hatta annesiyle konuştum. Dedim böyle böyle. Bak bir de abla ben Sakatel'im ben Fındık'a gidiyorum tamam mı? Çocuklarım, eşim, aşk almasın diye. Bir de Fındık'ta çalışıyorum ben. Dedim ki dayanama. Ana dedim ben fındık yedim, eşim dedim sadece dedim birkaç gün yeterli fındık bitmeye bir iki gün var. Gözüm arkada kalmasın dedim. Sonra işte akşamsı gürültülü konuştuk WhatsApp'tan. Bana dedi eşim tamam aşkım ben yanlış bir şey yapmayacağım yani seni üzmeyeceğim. Ben dedi hastaneye gideceğim tedavimi göreceğim tekrar dedi öyle geleceğim dedi. Abla. Peki korkuyor musun eşinin hep kaçmasından? Ablam korkmam mı? Ben kaç günden beri ağlamaktan gözlerim işte abla. Daha önce eşin evden kaçtı mı? Kaçtı. Birkaç defa kaçtı abla. Yalan benim de kaçtım. Çok kaçtı. Ama soğundum ablacığım ya. Ha? Soğundum. Çok soğuttu beni. Kimden soğudun? Eşimden. Çünkü eşimden. Bana her şey eşim yaptı. Mustafa ile konuşabilirsiniz. Yok. Ben konuşmak istemiyorum. Konuşabilirsin. Ya yani şimdi evlisiniz. İki tane çocuğunuz var. Boşanmak istiyorsan da bunu konuşarak yapacaksın. Tamam. Böyle kaçarak, göçerek, TikTok'tan birine sığınarak değil. TikTok'ta kime yok sığınacağım? Yok, o ben şey yapmak için öyle oldu. Yani. Size gelmek için. Vallahi devlete de bir TikTok hesabı açalım da yani. Kadınsı, vallahi bak sosyal medyayı böyle kullansınlar en azından. Şey olsun, bir konuş Mustafa ile bak. Yalan söylemişsin, sığınma evindeyim demişsin. Burada başka bir şey söylüyorsun. Ben onu çok seviyorum. Hep senin kaçmandan korkuyormuş. Mustafa karınla konuşabilirsin. Tamam ablam, sağ ol. Teşekkür ettim. Alo. Alo Mustafa, ben senden boşanmak istiyorum. Böyle olmaz. Aşkım. Bak sana bir şey diyebilir miyim? Lütfen beni dinlersen. Ya. Ben. Ama ben senden soğundum. Bak sana bir şey diyeyim. Ben dün akşam annemle konuştum.
Gerekirse dedi, oğlum dedi, bak sen şimdi bizim evde durmak istemiyorsun ya, işte boğuluyorum falan diyorsun ya, o zaman diyor oğlum diyor, gidin diyor, bir anlaşmaya varın diyor. Karşılıklı her şey konuşun diyor. Anlaşması mı, anlaşması yok. Dur, evet, ne diyor o, kayınvaliden? Olmazsa kayınvaliden kiraya çıkın diyor. Hani eşine sahip çık diyor, abla eşini bırak o diyor bana. Ben yaptıklarını hazmedemiyorum artık, yoruldum. Hangisi? Ne yaptı Mustafa? Hazmedemedi. Çok dövdü, çok bir kere gözümü mor attı. Karşı tarafa polisler geldi. Bundan artık katlanamıyorum. Eşine şiddet uyguluyor musun Mustafa? Bak, Sena'nın böyle bir iddiası var. Ben TikTok'taki ablam, birine sığınıyorum ama şiddet gördüğüm için böyle bir şey yapıyorum diyor. Bunu duydu, yine ablam, aynısı yapacak. Ablam, bak sana bir şey gerçekten konuşabilir miyim? Tabii. Şimdi size bir şey diyeceğim. Ben bu olaylar şimdi diye, bunlar 5-6 sene önce olan olaylar. Şimdi ben de size bu özel bir mevzu var, tamam, konuşulacak. Yayında hani söylemek bir zorunda değilsiniz. Evet, yeter, ha özel bir şeyler var, konuşulacak. Onlara karşı gördüm ve öyle bir yani kızdım. Yani evlisin, niye yapıyorsun diye. Ha, böyle oldu ama isterseniz kaynama sorabilirsiniz. Yani benim aileme, ablamlara, abileme sorun. Tamam, şu, hata yapmış olabilir. Anladım az çok Mustafa. Yani şu, o dönemde yaşananlarda kendini kontrol edemedim ama işte kendini kontrol edeceksin. Her zaman edeceksiniz. Kavga dövüşte bu işler çözülmüyor. Konuşarak bu işi çözeceğiz. Birinin hatasını gördüğünüzde ona işte ağır söz ya da fiziksel anlamda zarar verdiğinizde artık o iş artık çıkılmaz hale geliyor. Zararı gördün. Sana bu şekilde davransa ya arkanı dönüp gideceksin ya kabul ediyorsan da hiç o kavga dövüş olmadan kabul edeceksin. Ben dedim madem ki benim böyle iş yapıyorsan dedim kabul etme dedim. Peki Sena'cığım sen evlilik birliği içerisinde ailene, çocuklarına sadık olabildin mi? Olabildim. Onları koruyabildin mi? Koruyabildim. Koruyabildim. Onları her şeyi yaptım. Peki evden giderken çocukları bıraktın. Çocukları kime bıraktın? Ya işte eşime bıraktım çünkü... Hayatım sen o gün işte değil miydin? Ya işte yani nasıl diyeyim, gitmiştim annemlere. O yüzden annenlere evde çocukları götürdün mü? Götürmedim. Götürmedin. Çocuklara evdeyken kim bakıyordu? Görümcem bakıyordu. Görümcem bakıyordu. Mustafa. Efendim. Buraya gelir misin? Efendim? Buraya gelir misin İstanbul'a? Ben seni buraya getirtirsem. Ne demek abla? Ne demek? Ben aşkım için ölüme giderim. Ölüme. Ben onu çok seviyorum ablam ya. Benim adamım bunu veriyor. Ay bana aşk için yaşayın, ölmeyin yani. Ben de bunu anlamıyorum. O zaman nasıl yaşayacağız sevgiye? Şimdi aşıksın, seviyorsun. Evlilik birliğine devam eder misiniz? Ayrılır mısınız? Bu karar sizin. İkiniz de yetişkinsiniz. Ama buraya gelin, yüz yüze konuşun. Sena. Vallahi ablacığım bilmiyorum, zor. Ha? Ben çünkü istemiyorum, çok sorundum ablaya. Vallahi çocuklarını istiyor musun? Çocukları istiyorum. Çocuklar tamam, her şeyim tamam. Bunu ben bir şey demiyorum. Ben seviyorum çocukları. Kaç gün oldu çocukları görmeyeli? Kaç gün oldu evet. Şu an telefondan alınmadı, bir almıştı, o zaman konuşamadı. Konuşuyordum ama sesini duyuyordum. Nasıl hayatım sesini duymayla olmuyor. Ben işteyken sesini duymam. Hayır, onu demek istemedim. Ha. Hayır, görünüm. Özledin mi? Özledim evet. Çok küçükler bak ama. Gelirken inşallah getirir. Ha? Gelirken inşallah getirir. Mustafa gelirken çocukları getirebilir misin? Ne de bak abla ya, onun çocuklarımla nereye getireyim? Onları orada olur abla ya. Tamam. Bize Esra abla sana bir şey diyeceğim. Bize sahip çıkı ver. Sen ben de engelli, eşim de engelli. Bize sahip çık lütfen. Ağlıyor. Çok kötü oluyorum burada yani. Çok kötüyüm. Tamam. Hem gözyaşlarını silerim hem de elimden gelen desteği vermek isterim size. Eşinin fiziksel engeli mi var? Evet, engeli. Yani bedende bir engel mi var? Kolunda. Kolunda engeli evet. Var. Zihinsel engeli var mı? Zihinsel engeli yok. Yok. Şimdi ben senin zihinsel engelin var mı yok mu? Onların raporlarını da ekip arkadaşlarım araştıracaklar. Mustafa da buraya gelsin, bir konuşalım. Vallahi benim için de gerçekten bir ilk oldu. Yani kayıp ararken kaybın kendisi burada oluyor. Onu arayanları aradık. Bak şoka girdi. Değil mi? Aslında ne bileyim, kayıp değildim abla ya. Hayatım tabii ki sen kendi açından baktığında kayıp mıyım diyorsun. Ama sen fiziksel olarak kayıp değilsin de insan bazen kendini kaybedebiliyor. Sen kendini kaybetmişsin. Değil mi? Sağ olacağım, seni çok seviyorum. Sağ ol Sena. Ben de herkesi çok seviyorum. Evet.